Vallahi çok ayıp olur gelmezsen. Ben Esra'nın düğününe falan gelmeyeceğim. Yemeğe de kalmayacağım. Çocuğu da babaannesine bıraktım ki burada rahat rahat oturup konuşalım diye. Konuşalım diye mi? Bir şey mi oldu? Yani aslında bir şey var. Yani yok da benim sana söylemem gerek. Tamam. Anladım ben. Haklısın. Son zamanlarda biraz uzaklaştık birbirimizden. Merve'nin okulu, Esra'nın düğünü, senin işlerin. Benim yemek konusunda Endaze'yi biraz fazla kaçırmam. Ya biliyorum ama söz veriyorum sana bak, söz veriyorum. Bu ya akşamdan Dilek. İtibaren o mesafenin hepsini telafi Dilek. Edeceğim. Çok güzel olacak her şey. Ya Dilek bırak. Bak Dilek, ben boşanmak istiyorum. Ne? Bunu sana açıklamanın başka bir yolu yoktu. Böyle ani oldu ama. Ama Engin, ben bir problemimiz olduğunu bile bilmiyordum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya bunu sana uzun zamandır söylemeye çalışıyorum ama yani... Ben bir şey yaptım değil mi? Kesin bir suç işledim ben, bir şey yaptım. Sen bu hale gelmezsin çünkü ben biliyorum. Ya yok. Annen hastalandığında bakamadım ona, senin başına kaldı değil mi? Ondan oldu bütün bunlar. Alakası yok. Kilolarım mı problem? Ya biliyorsun ben hiçbir zaman o kadar zayıf bir kadın olmadım. Lütfen. Alakası yok. Ev işlerini de aksatıyorum zaten. Doğru düzgün bakamıyorum ki eve. Ya ama Dilek, ne yapayım, düğün meselesi derken her şey benim üzerime kaldı. Ben ya normalde Dilek, böyle pis bir insan değilim biliyorsun artık ben. Artık seni sevmiyorum. Ya kiloyla, ev işleriyle, annemle falan alakası yok bunların. Bak, Merve'yi senden ayıracak falan değilim, tamam mı? Merve seninle kalabilir. Avukat da başvuruda bulundu. Zorluk çıkartmazsan sevinirim. Dosya bitirelim bu işi. Olanlar için üzgünüm. Hoşçakal. Ha ha ha!